Yurt dışında yaşıyorum Danimarka'da. Orada memurum. Ve gördüğünüz gibi bir evim var ama içine giremiyorum maalesef. Şaşkın bir durumdayız. Çünkü gerçekten günümüzde böyle olayların hala olması şaşırtıcı bir durum. Ben çocuklarım ve eşimle kaç defadır geliyoruz ama evimizde kalamıyoruz. Otellerde kalıyoruz. Çocukları otel personeline bırakıyorum. Onlar bakıyorlar. Biz de bu işlerin peşine düşüyoruz. İki senedir bir bayan oturuyor evin içinde. Hiçbir kira sözleşmesi olmadan, hiçbir anlaşması olmadan benim evimi işgal etmiş durumda. Tanımıyorum kendisini. 2 sene önce babamın bir arkadaşı vasıtasıyla bana telefon edildi. Daha doğrusu arkadaşı telefon etti ve dedi ki, Gülay Hanım dedi, çok zor durumda kalan bir aile var dedi, evsiz kaldı. Kendisi Ankara'ya gidiyor. Sadece eşyalarını 1-2 aylığına dedi, en fazla dedi, 1-2 aylığına koyup oradan zaten götürecek eşyalarını dedi. Ben de pandemi süreci olduğu için insanlar ne kadar mağdur olduğunu biliyordum, işsiz kaldıklarını. Dedim yazık, bir iyi niyetimden dolayı. Dedim olur ama en fazla 1 ay 2 ay eşyası kalsın. Ama dedim kesinlikle kimse girmesin. Yani çünkü kendim gelip oturacağım, kendim tatil yapacağım çocuklarımla dedim. Geçen sene Aralık ayında geldim. Bu hanımefendinin oturduğunu anladık. Suya ve elektriğe gittiğim zaman zaten anladım ki bu kadın 2 senedir oturuyormuş. Ve ben şaşkına döndüm çünkü evime giremedim. Otellerde kaldık. Bana ulaştı bir şekilde. Dedim bu böyle olmayacak yani, benim seninle hiçbir alakam yok. Kiracım değilsin, bir şeyim değilsin ama lütfen çık evimden çünkü ben kendim oturacağım. Bana sürekli farklı beyanlarda bulundu. Evet zaten ev arıyorum, çıkacağım. İşte ben bilmiyordum, şöyle böyle. Dedim tamam hadi size 2 hafta müddet vereyim, 1 ay vereyim ama çıkın yani. Çıkmadı. Aralık ayında da geldiğim zaman zaten karakola gittim, şikayetimde bulundum. Onu da çağırdılar. Ama orada tabii ki kesinlikle ev sahibiymiş gibi davrandı ve ben kendim utandım yani. Çünkü ben kendim kiracı gibi hissettim. Çıkmadı. 8 aydan beri de hala devam ediyor ve bir türlü çıkmıyor. Güzelce kurulmuş benim evime. Yani neredeyse tapumu isteyecek kendisi. Ve gerçekten perişan durumdayız. Yetkililerden, ilgili makamlardan yardım bekliyorum. Hiç hoş bir şey değil. Çocuklarımızla evimize giremiyoruz, otellerde sürünüyoruz. Perişan bir halde, oradan oraya, oradan oraya. Kafamızı dinlemeye bir tatile gidiyoruz. Ne hayallerle aldığımız evimizde oturamıyoruz, uzaktan bakıyoruz artık. Buradan zamanında bir ev almış, yani gelir kalırım şeklinde kooperatiften. Ancak hani Danimarka'da memurluk yaptıkları için, kendileri çalıştıkları için yılda zaten bir veya iki kez geliyorlar, bir haftalığına, 2 haftalığına. Yani 2020'den itibaren Covid vakaları başladıktan sonra zaten Danimarka'dan gelmeme durumları var. Sonra bir geliyorlar, 2 yıl sonra evlerinde tanımadıkları, hiç bilmedikleri bir insan oturuyor. Herhangi bir sözlü veya yazılı kiracılık ilişkileri mevcut değil. Hani herhangi bir, yani IBAN olarak ya da elden zaten Danimarka'dalar. Herhangi bir para ilişkisi yok. Zaten böyle bir istemleri de yok. Kendi evlerine oturmak sadece istedikleri ve hani kelimenin tam anlamıyla rezil olmadan buradan en iyi şekilde tatillerini yapıp Danimarka'ya gidip çalışmak. Ama böyle bir şey de yok. Gördüğünüz gibi evin önündeyiz ama evde değiliz. Kendileri bana danıştılar. Olayımızda hakkı olmayan yere tecavüz suçu oluşmuştur. Onun dışında adli ve idari sürecimize başlamış bulunmaktayız. Bunun dışında gerekli adli ve idari sürecimizi en hızlı şekilde halledip inşallah bu yaz artık bitti. Ancak gelecek yaza kendilerini evlerinde, kendilerine ait olan evde oturup sadece bir haftalığına, 2 haftalığına tatil yapmalarını sağlamak istiyoruz. Ona da böyle bayağı bir böyle saldırgan bir şekilde. Nişanım falan. Geçtim. Yani. Acı çıksın yeterli. Elimizden gelen her şeyi yapacağız inşallah.
bizim polis ekipleriyle buraya gelip teşvik edeceğiz. Onun dışında yine en son nerede kaymakam bir buna karar verecek. İnşallah. İnşallah en kısa zamanda sonuca ulaşırız.